Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün harekete geçmeyi konuşacağız inşallah. İlk ders genel öyle tanışmaydı. İkinci ders manipülasyondan bahsettik hatırlarsanız. Şimdi gireceğimiz konu da e, varlığımızla yine alakalı harekete geçmek üzerinden mi konuşalım? Harekete geçmek konuşalım. Harekete Yani istediklerimizi neden yapamıyoruz? Ne olursa yaparız. İhtiyacı isteğe nasıl dönüştürürüz? İki türlü pişmanlık vardır. Eskiden aslında pişmanlık tekti. Yani insan pişman olduğu zaman pişman olduğu konu yapmıyordu artık. Ama artık e, farklılaştı sistem. Daha bir zehirli durumdayız. E, sonra duygusal dünyamızdan, kalbimizden de uzak bir varlığımız var artık. Sosyal varlık dediğimiz. Çok daha böyle sinsi insanı böyle kandırma konusunda daha doğrusu. Örneğin pişmanlık ikiye ayrılır. Bir tanesi daha kötüsünü yapmak için oluşan pişmanlık. İkincisi de hareketi terk ettiren, yenisini hayatını almanı sağlayan pişmanlık. Biz bunun ikisini ayırt etmemiz lazım önce. Mesela birinci pişmanlık ne? Genelde şöyle olur. Bir günah işleriz diyelim ya da bir ders yapmak isteriz ya da yapamamışızdır ya da bir günah işlemişizdir fark etmez. istemediğimiz bir şey yapmışızdır o ara ne olur pişman oluruz değil mi? Şimdi genelde dikkat ederseniz pişman olduğumuz zaman bir sonraki gün yine aynısını yaparız veya daha fazlasını yaparız. Bak bu pişmanlık değil. Bu manipülasyon. Yani insanın kendisini kandırması. Niye insan kendini kandırır ki durduk yere? Bu bünyenin kusursuzluğuyla alakalı. Nasıl yani? Bünye ikna olmadığı bir şey yapmaz arkadaş. Bu kadar basit. Dolayısıyla ikna olmadığı bir şeyi yapmaz bir. İkincisi bu bedenden bahsediyorum. Geçmiş yaşantıyı her zaman korur. Geçmiş yaşantının üstünde bir şey eklememek için direnir. Bizim elimizdeki silah ne o zaman? Bilinç işte oraya da gireceğiz. Yani biz bir şekilde bedenimize şu, şu mesajı göndermemiz lazım. Patron benim yani zihin mi burayı yönetiyor burası mı zihni yönetiyor? Nasıl anlayacağız? Bak ilk pişmanlıkta ne var? Beden zihni yönetiyor doğru mu? Ne demek o? Yani bir şey yapmak istiyor yapmak istiyor zihnen daha doğrusu ama beden ona yaptırmıyor veya beden istiyor zihin bedenin o isteğini engelleyemiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman temel mevzu ne? Bedenin zihne söz geçirmesi ama zihnin bedene söz geçirememesi. Yani dürtülerin bilinçten daha kuvvetli olması. Net mi burası? İkinci tür pişmanlık ne? İkinci tür pişmanlık sağlıklı pişmanlık yani. O pişmanlıkta daha çok şu var. Öğrenme var, farkındalık var öngörü geliştirme var. Nasıl yani? Pişman oldum diyelim. Eğer gerçekten pişmansan ne yaparım? Pişman olduğum şeyin bana maliyetini hesaplarım. Zararını yani. Ticarette böyle değil mi? İşte o ticaretteki al buraya kopyala işte. Ticarette ne yapıyorum? Zarar ettiğim zaman aklı başında biriysem. Ne yapıyorum? Oturuyorum maliyetimi hesaplıyorum. Bu durum bana ne neye mal oldu? Zararım ne? Sonra ne yapıyorum? Hasar bakıyorum. Sonra e, piyasa şartlarına bakıyorum. Nerede yanlış yaptım? Sonra daha doğru nasıl yapabilirdim. En azından şu bir sonuçla ayrılıyoruz oradan. Diyoruz ki ben yani pişmanlık şöyle bir şey değildir. Pişman diyelim ki ben hayatımdan bir günaha çıkardım ya da bir yanlış çıkardım. Zırt diye doğruya geçemem. Tekrar buraya dönerim. Bünyenin buna ne almış lazım? Bunu dışarıya çıkarmak için de bir ikna etmen lazım. Yoksa ne olur? Bunu çıkardın diyelim. Bu kez yeni bir şey almaz. Neden? Çünkü bünye her zaman için ne yapar? Geçmişi korur. Çünkü beden Geçmişi referanslayarak yaşar. Hayvan tarafımız beden. Bizim ruh ve kalp başka ama insan tarafımız ama bedenimiz cismani tarafımız yani. Hayvan tarafımız olduğu için hayvanlar nasıldır? Öğrendiklerini korurlar. Yani geçmişte ne öğreniyorsa onu korur yani. Dolayısıyla insanın bedeni de öyle. İşte o zaman kendine bakarsın ya da talebene neyse ilişki kurduğun kişiye. Tabii önce kendimize bakarsak daha iyi olur. Dürtülerin mi daha kuvvetli yoksa zihnin mi daha kuvvetli? Diyelim pişman olacağım. Gerçek lan yalan mı? Gerçek mi pişmanlık bu yoksa daha kötüsünü yapmak için ön hazırlık mı? Ön hazırlık ne demek? Bünye bir şeyden tat aldı ya. Zihin onu rahatsız ediyor bilgiyle değil mi? Nasıl rahatsız ediyor? Yaptığın yanlış diyor. Yanlış diyor. Bünye kuvvetli olduğu zaman da eğer zihnimiz şu kafa var ya zihnimiz bedenle uyumsuz olursa ne yaparız? Deliririz. Delirmemek için, kafayı kırmamak için burası önemli. Zihin ne yapıyor? Bedene ayak uyduruyor. ...ayak uydurmak için seni kandırıyor işte. Ne yapıyor mesela? Sözden bir daha yapmayacağım diyorum mesela. Bir daha yaparsam ne olayım? Yarın yapmayacağım, yarın şuna başlayacağım falan. Yemiyor işte. Peki yemiyor da madem niye karar verdim? O kararı vermezsen kafayı yersin. Bak bu sağlık alametidir. Anlaşıldı mı? Zihin orada bedene ayak uyduruyor. O zaman sen ne yapacaksın? Bir dakikaya zihin bedene ayak uydurmadan önce... ...ne yapayım ben? Zihnimi güçlü, güçlü kılayım. Nasıl mesela? İşte modellemeyle güçlü kılabilirsin, yani hayırlı insanlara bakarsın. Yapmak iste istemediğin şeyi yapmak istiyorsun ama beden yapmak istemiyor değil mi? Bedeni şahit kılarsın. Nasıl yani? Yapan insanlarla beraber olursun, araştırırsın, zararına bakarsın, kazancına bakarsın. Terk edersem ne olur, ne olmaz? En azından bir minik adım hayatını alırsın. O zaman temel mevzu şu, talebelerle de ilişkimizde bak. Diyelim ki çocuk ne diyor mesela? Ben diyor söz yarın derse en güzel şekilde vereceğim. Hayır ben senden en güzel dersi vermeyi beklemiyorum. Neden? Çünkü hiç kimse bir yandan en güzele ulaşamaz. Organik bir büyüme olmaz. Organik büyüme yavaş yavaş olur. Suni büyüme hızlı olur. O yüzden o yüzden ne denir? Hızlı koşan atın boku seyrek düşer oradan geliyor. O yüzden ne yaparız biz? Bir kere biz biliriz ki çocuk ne yapmak istiyor? Telafi etmek istiyor. Yarın bütün dersleri yapacağım. Hayır hayır. Çocuğun durumunu biz biliyoruz. Böyle bir şey yok zaten. O zaman hayatına minik bir şey kattıracaksın onun. Onun farkındalığını vereceksin. En azından şunu yapabilir misin? Yapabileceği bir şeyi vermelisin. Neden? En önemli konuyu söyleyeyim mi? Dünya buraya bakmıyor hareket ederken. Nereye bakıyor? Geçmişe bakıyor değil mi? Geçmişe bakıyor. Referansı varsa yapabiliyor. Referansı yoksa yapmıyor. Diyeceksin ki bir sürü insan tanıyorum ama işte içkiyi bırakıyor, sigarayı bırakıyor, şuna başlıyor, şunu yapıyor falan. Bak hırs da bir motivasyondur. Ama hırs Olumsuz bir motivasyondur. Nasıl yani? Olumlu duygularını yakıt olarak kullanırsın. Kötü bir motivasyondur yani. Dışsal bir motivasyondur. İntikam arzusudur. Kıyaslama, rekabet, dürtülerle alakalıdır. Bunun sizce akla, kalbe faydası var mı? Hı? Yani dürtülerimi ben namaza alıştırabilirim. Dürtülerimi namaza alıştırmak kolay. Dinliyor musunuz? Ama ben dürtülerimi namaza alıştırırsam bu kalbi bir namaza mı olur yoksa ritüel mi olur? Alışkanlık olur değil mi? Dolayısıyla bak hırs da bedensel bir şey olduğu için biz onu istemiyoruz. Şuraya tekrar başa döneceğim. Toparlayacağım merak etmeyin. Beden ne yapardı? Güzel. O zaman sen geçmişe çok kuvvetli bir şey vermeyeceksin. Minik minik bir şeyler koyacaksın. Yani bir gün mesela çocuk diyor ki bana gece diyor 3'ten önce yatmıyorum. Bundan sonra 11'de yatacağım. Bunu yapamazsın. Ne yapayım diyor. Sen yine erken yatmayı kafana koy ama diyorum. En geç iki buçukta yat. Her gün beş dakika, beş dakika geri çek. Anlaşıldı mı? Bu geri çekmeyi yaparsan olur. Burası net mi? Neden öyle yaptık? Çünkü geçmişe erzak bırakman lazım. Çünkü bünye yakın döneme bakarak ara geliyor beden. Yakın döneme bakıyor. Eğer orada erzağı varsa, yani referansı varsa yapıyor. Referansı yoksa yapmıyor. Ya da dikkat edin çok sevdiği biri yapıyorsa yapıyor. Bu da modelleme işte. Çok sevdiği biri yapıyorsa onu empati kuruyor ya, çok sevgi öyle bir şey ki yöneldiğinin hükmünü alıyor. Yöneldiğinin hükmünü alan bir şey olduğu, izafi bir sıfat olduğu için sevgi. O zaman da sevdiğimiz zaman otomatikman sevdiğimiz insanın yaptıklarını yapıyoruz. Ama yeteri kadar yapmazsak ve sevdiğimizden ayrılırsak yine gidiyor elimizden. Net mi? O yüzden böyle şeylerde çok problem oluyor. Mesela hanım kardeş ne yapıyor? Medrese hocası diyor ki biriyle evleneyim evlenecek, evleneceği kişi de yeni dönüş yapan birinden seçiyor mesela. Ben bütün hepsini kastetmiyorum ama genelde ilk dönüş yapmadan ne olur? Bir zirve yakalarsın sonra çökersin. Olması gereken odur zaten. Yani ne derler? E, nihayetin tadı bir verilir ya. Yani başlayabil devam et diye. O kişi de zanneder ki ben hep böyle olacağım. Organik büyüme denen bir şey var. Mümkün değil yani. Mümkün değil gerçekten. Ondan sonra ee, bu arkadaşımız evlenir o arkadaşla. Sonra ne olur? Birdenbire değişir. Yani erkek de aslında anlamaz. Der ki ne kadar güzel melek gibi bir kadınla evleneceğim. Senin kalbin melek gibi kadın arıyor ama dürtülerin neye alıştıysa onu arayacak gün gelecek. Yani o zaman ne yapacaksın? O zaman bak bir sürü problem çıkacak evlilikte değil mi? O yüzden evlilikte de en büyük problem o. Kişi evlenirken sürecine uygun kişi bakmıyor genelde. En iyisini istiyor. Mesela yeni dönüş yapmış, ben küçümsemiyorum, mevzuya getireceğim. O yüzden Efendi Hazretlerimiz ne diyor? Layığı olmayana, verilene ne diyor? Öküze beşi birlik takmaya benzetiyor. Bu çok da güzel bir mesele yani. Diyor ki ben bir hafız biriyle, hafız bir hanımla evleneceğim. Hafız bir hanımla evlenince ne olacak? Söyleyeyim. Eğer o hafız kardeşin, hanım kardeşin problemleri varsa, sen otomatikman, özür diliyorum, kaşarlaşacaksın. Neden? Çünkü bir hafızla beraberken hafızlığın önemini, ayrıyeten almadığın için hafız hanımınla ilişkinde hafızlığı tanıdığın için hanımınla da ilişkin problemli olduğun için hafızlık daha, ne oldu kaşarlaşacaksın. Baksana insan kendi bacağına sıkmış oldu değil mi? O yüzden kendi sürecimize uygun kişiler seçemiyoruz ya evliliklerde falan. O da bizim şeyimiz e, dürtülerimizden bağımsız kalbimizi dinliyoruz ama dürtülerimiz kalbimize tabi değil. O yüzden ya zihnin çok kuvvetli olacak dürtülere yapacak bir şey yok. Zamanla düzelir de zihnimizin çok kuvvetli olması gerekiyor. Yani bilincimizin çok kuvvetli olması gerekiyor. İkisi farklı şeyler bu arada. Zihinle bilinç ne farkı vardı? Zihin, basit söyleyeyim mi? Mesela ben dinliyorsunuz değil mi? Otomatik bir şekilde yorumluyorsunuz, dinliyorsunuz, otomatik düşünceler geliyor, tipime bakıyorsunuz vesaire. Bak bu otomatik. Yani zihin her zaman geçmişte öğrendiğini taklit eder. Net mi? Ama insan özgün üretendir. Direkt. ...özgün üretir. O anda ihtiyaca yönelik bir üretim yapabilir. Eğer senin zihnin dürtülerinden etkileniyorsa... ...ne demek o? Konuşuyorum mesela bir anda bir öfkelendim... ...durduramıyorum kendimi. İşte bilinç zayıflığıyla alakalı o. Zihinden düşünceler geçiyor. Dövmelisin, şunu yapmalısın, etmelisin. Orada böyle zayıf bir şey var belki de. Diyor ki hayır yanlış yapıyorsun, biliyor mu, diyor mu demiyor mu da... ...onu her ne diyorsa işte o bilincin de ekstra kuvvetlenmesi gerekiyor... O zaman sıfırlıyorum, başa dönüyorum. Bir talebimiz bize söz verdiği zaman ona yapacağımız en büyük kötülük ne biliyor musunuz? O sözü kabul etmek en büyük kötülük. Anlaşıldı mı? Soru soracaksın. Soru sormayı kuvvetlendireceğiz. Oraya daha gelmedim de mesela soru örnekleri vereyim mi? Neyi daha farklı yapacaksın da yarın dersin daha iyi olacak? Yani neyi farklı yapacağım? Yani aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek ahmaklık ya. Eğer sen aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyorsan talebenden, eğer aynı şeyleri taleben yapıyorsa, sen de aynı şeyleri yapıyorsan talebeye, farklı bir sonuç bekliyorsan orada talebenin mi suçu? Sadece sizce değil değil mi? Sonuçta o talebe neyle ayakta duracak? İlişkiyle ayakta duracak. Çünkü evliliğin şey e, ailesinden getirdiği ilişki zaten onu sağlam bir yapıya getirmiş olsaydı sana gerek kalmazdı zaten. Dolayısıyla orada sen onun ilişki kurup modelleyeceği konumdasın yani. Net mi burası? O zaman biz aslında çocuğu değil kendimizi geliştiriyoruz. Soru sormayı öğreneceğiz. Nasıl mesela çocuk geldi dedi ki ben hocam söz dedi yarın mahcubum dedi. Yarın dersi söz yapacağım. Soru ne? Yani neyi değiştireceksin ki hayatında? Ya da hayatına neyi alacaksın ki yarın bir şeyler daha farklı olacak? Güzel soru değil mi? Çocuk hemen yani uyanacak orada. Bak farkındalık öğretiyorsun. Çocuk hakikaten neyi farklı yapacağım ben? Hiçbir şeyi farklı yapmayacağım dedi. Peki aynı şeyi yapıp aynı şeyi yaptığımız zaman aynı sonuçlar elde ederiz. Hadi karar ver o zaman şu anda bir şeyi minik de olsa farklı yap. Ben de sana bunu hatırlatayım. Dersini değil ama bu konuda sana eşlik edebilirim yani. Yanında olabilirim. Bizim genelde yüz vermemiz, çocuğun şımarması vesaire bunlar çocuğu zenginleştirmediğimiz için oluyor. Çocuğu zenginleştirmiyoruz. Yani mesela çocuk geldi, Övüyoruz onu diyelim. Övmek referanslı övmek olur. Referanslı övmek ne demek? Çocuk hocası şöyle övüyor çocuğu. Ya aslında sen çok akıllı bir çocuksun. Bu çocuk şımarır. Ama dersen ki geçen gün talep, ders anlatırken senin şöyle bir herkes böyle yaparken sen farklı olarak şunu yaptın. Çok dikkatimi çekti. Sen ne kadar adaletli bir çocuksun dersen işte o çocuk şımarmaz. Niye? Referanslı takdir yaptın. Doğru mu? Şişirmedim yani. Refah, yani atmadım boşa. Dolayısıyla çocuk bizi ne tutar biliyor musunuz? Ben takdiri eğer zihnime alırsam bu beni şımartır. Ama bak iyi dinleyin dürtülerimi dürtülerimi bana söyleyip yani kendime müdahale edişimi, sağlıklı bir hareketimi görüp buna bağlarsan takdiri o zaman ben her zaman içinde olurum. Ba Sen bağladın zaten. Ben bunu bir daha da unutmam. Sana karşı hatta e, mahcup da olmamaya çalışırım. O yüzden takdir ederken de ne yapacağız? Şımarmaması için referanslı takdir. Ve takdir hiçbir zaman aferin değildir. Takdir Allah razı olsun değildir. O duadır. Takdir nedir? Kişinin kendisinde fark etmediği olumlu bir özelliği bir davranışa bağlayarak geri bildirim yapmaktır. Anlaşıldı mı? Mesela birisi sana şunu söylese bir daha unutur musun mesela? Yani dedi ki mesela dikkatimi çekiyor sen genelde e, tartışırken gözlerini çok kırpıştırıyorsun dese unutmazsın onu, doğru mu? Neden? Davranışa bağladım çünkü. Desem ki ama mesela sen şöylesin desem unutabilirsin, kızadabilirsin. Mesela dikkat edin, itham etmek niye kızdırır insanları? Mesela ben diyeyim ki mesela ulan ne kadar çirkin bir adamsın sen otomatikman regresi olursun. Regrese ne demek? Zihnin, bak iyi dinleyin, zihnin geçmişte benzer olayla karşılaştı diyelim kalbi kırıldı, incindi ya da gücü yetmedi, bir şey yapamadı diyelim. Benzer bir olayda, olayla o gün karşılaştığında tüm acıları ondan çıkarma demek. Anlıyor musun? Bütün geçmişteki o duygular birikir, bugüne gelir, altından kalkamazsın. Ispatı ne? Mesela regresi oluşa bir örnek vereyim. Bazı tipler vardır, insan tipleri. Uyuz olursunuz görünce mesela. Şöyle duruş vardır falan. Niye uyuz oldun? Adamı tanımıyorsun ki. Ama o hareketin benzerini geçmişinde gördüğün için duyguyu da yükledin, anlamı da yükledin, yerine düşündün falan. Bak otomatik duygu geldi. Değil mi? Dürtüyü gördün mü? İşte buna regrese deniyor, geriye dönüş. Dolayısıyla nereye bağlayacağım? Dağılıyor muyuz bu arada? Dağınık mı gidiyoruz, nasıl gidiyorsun Ha. O yüzden ama desem ki ben çirkinsin demek yerine ya da kötü ahlakıyla alakalı bir şey söylemek yerine ben desem ki mesela dürüstlüğünü yakaladım 40 yılda bir diyelim. 40 yılda bir dürüstlüğünü yakaladım. Orada ben o davranışla birlikte dürüstlüğünü söylesem, sana saygım arttı desem nasıl olur? Üçlü pekiştirek. Bak. Çünkü her zaman için insan kendisindeki olumluluğu korumak ister. İnsanlar kendinde olumlu bir şey olduğuna inanmıyor. Neden? Çocukluktan böyle yöne eleştirilmiş devamlı. Takdir edilmemiş, görmezden gelinmiş, aferin deyip geçilmiş, dayak yemiş ne bileyim. Dolayısıyla insanlar takdir edilmek istiyorlar. O yüzden günümüzde neden insan en çok bir kadın takdirinden hoşlanır sizce? Anne çocuk ilişkisi problemi, bir annenin ihtiyacını gidermeye çalışıyorsun kadında. Başka, onu da geçtik. E, i̇smi Zahir Nur da var kadında onun da etkisi var. E, i̇nsan en çok Allah'ın takdirini ister, değil mi? Öyle değil mi? İşte insanın en çok Allah'ın takdirini istemesinin de ispatı kadından takdir beklemesidir. Neden? İsmi Zahir Nur'u kadında olduğu için orası daha cazip gelir takdiri oranın. Tabi buranın da kendimizde bunu düzeltmemiz lazım. Bu da ayrı bir konu. Bak tane oluyor çocukluktaki problemi getiriyorum. Dolayısıyla bize de gelen çocuklar yap demekle yapıyorsa bu onun iyi bir öğrenci olduğu anlamına gelmez. İyi bir köle olduğu anlamına gelir. Komutla çalışan bir makineye dönüştüğü anlamına gelir. Makine istiyorsan dolu işit al sana bir makine işte. Komut ver öldürsün. Komut ver yorumlama kapasitesi yok. Dolayısıyla bir çocuk eğer sorguluyorsa iyidir. Sen cevap veriyorsan kötüdür. Her zaman için talebeleri geliştirmek neye bağlıdır? Soru sormaya. Her zaman diyorum ya soru, sorusunu elinden alırsın, yeni bir soruya dönüştürürsün. İşte bu çocuk güncellenmiş olur. Net mi? Çocuklar modelleyerek alırlar. Çünkü beden her zaman için hislerle hareket eder. O yüzden bana baktı, ben hocayım. Ben ne kadar, de, de, benim dediğimi yapıyorsa sevdiğinden yapıyordur değil mi? Eğer onu neden yaptığını bilmezse, anlamlandıramazsa beni terk edince hayatından çıkaracak onu zaten kesin. Ama eğer çocuk benden öğreniyor, yapıyor ayrı ama bir de ben ona sorduğu soruya soruyla karşılık veriyorum. Bilgi vermenin dışında bilgiyi tabi vereceğiz. Mesela dedi ki hocam ben bundan sonra şalvar cübbe giymek istiyorum. Ne deriz sıra? ne kadar güzel düşünmüşsün dur. Farkındalığına bir bak ki boşluklarını doldur. Boşluklarını doldurmazsan yarın bir gün o boşluklara zıt sorular soran yüzünden ne yapabilir? Şalvar cübbeden sarıktan vazgeçebilir. O zaman sor. Yani yani de ki mesela e, ...sende ne oldu da buna karar verdin de en basitinden? Anlat bana de. Sonra sarıklı olduğunda işte vesaire vesaire şalvar cübbe giydiğinde kim olacaksın? Bu senin hayatında neleri değiştirmene sağlayacak? Yani oradaki motivasyonunu, motorunu ne çalıştırdı onu? Yaranma güdüsü mü çalıştırdı? Bu tehlikeli bir şey. Çoğu hoca mesela yaranma güdüsüyle hareket eden talebeyi anlamaz. E, yani yalakalık da vardır yaranma güdüsü. Mesela nasıl? Bir baba düşün. Çocuk mesela babasıyla ilişkisinde şunu öğrenmiş. Baba ne zaman yaranılacak bir şey yaptığında ödüllendiriyor. Para bir şartla veririm diyor. Önce şunu yap. İşte seni takdir etmiyor. Sadece hangi durumlarda takdir ediyor diyelim. ...kendisine, menfaatine uyacak, itibarına hizmet edecek durumlardaysa... ...bu çocuk neyi öğrenerek kursa geliyor? Eğer ben yaranırsam iyi olurum. Sizce bu yaranırsam iyi olurum komutu almış bir çocuk... ...ne kadar iyi bir şekilde yani görüntü olarak değişirse değişsin... ...hep yaranma potansiyeli kime dönerse ona göre değişecek. Doğru değil mi? Ha, bilgi vermek değil sorun. Bilgiyi tabii ki vereceğiz ama bilgiyi vermeden önce onun sorgulamasını sağlayacağız. Olumlu sorgulama tabii. İki türlü sorgulama var. Bir şüpheli sorgulama var, bir de öğrenme sorgulaması var. Şüpheli sorgulama nedir? Mesela gelir der ki ben Allah'a inanmıyorum dedi diyelim. Sonra bu bir inkar, değil mi? Sonra ne bileyim var mı yok mu tam olarak anlamıyorum, arada kaldım. Şimdi bu öğrenme sorusu mu, şüphe sorusu mu? Hı? İsyan varsa şüphe sorusudur. İsyan yoksa öğrenme sorusudur. Mesela biz mesela bilmiyorum size böyle sorularla geliyor mu? En çok kaybettiğimiz nokta da o. Çocuk mesela geliyor. Geçen oldu bak bu arada iki tane kız çocuğu vardı böyle minik e, babası getirmiş. Ben de fırsat bulmuşken dedim sor hani e, sorular sordurayım. Çocuğun de, kızın dedi teki dedi ki ben de de Allah'a gör, niye göremiyorum ki Allah'a ben dedi mesela Allah'a görmek istiyorum. Şimdi çocuğa ben de iki saat bilgi verecek halim yok değil mi? Neden? Dedim ki neden görmek istiyorsun? Bak basit bir soru. Neden görmek istiyorsun? çünkü dedi babam devamlı ona secde ediyor. Bir şey yapıyor. Hep Allah diyor. Hep Allah'tan var. Merak ettim. Peki öğrenirsen ne yapacaksın? Yani bunları soruyorum. Yani soru sormamın sebebini bir kere neden öğrenmek istediğini bilmem lazım değil mi? Oralar baktım ki sevgiyle alakalı yerler değil genelde. O zaman bunu ne yapmak lazım? Sevgiyle ilişkilendirmek lazım ki Allah'la ilgili bir şey olduğunda sevgi gelsin aklına. Yanlış mı? O zaman ben de biraz değiştirdim. Sonra cevap verdim. Dedim ki Allah şey Allah'ı biz dedim kalbimizle görürüz ama dedim ahirette göreceğiz dedim. Dedi ki bu kez niye burada görmüyoruz? Dedim ki vallahi o kadar güzel ki dedim. Öyle anlatıyor kendisini dedim. O kadar güzel ki eğer ona bakarsak dedim onu görebilsek dedim biz dedim hiçbir şeyi göremez oluruz. Yani bu kez dedi ki o zaman niye ahirete, o zaman niye dünyaya geldik ki? Bak sorular güzelleşiyor bu kez. Dedim ki dünyaya nereden geldik dedi pardon. Dedim cennet, cennetten geldik dedim. Niye geldik madem cennetteydik buraya niye geldik? E dedim sen kimi seviyorsun bu hayatta dedim. Onu sormasam kötü olacaktı. Dedi ki en çok annemi seviyorum dedi. Saydı böyle birkaç kişiyi. Ben de onları hafızam dedim ki bak eğer dedim dünyaya gelmeseydik biz bunlarla tanışamazdık. İşte sen bunlarla tanış diye dünyaya geldin ki cennete tekrar gittiğinde onlarla beraber olacaksın. Sen istemez misin? Yani sen cennette onlarsız mı olmak isterdin dedim? Onlarla mı olmak isterdin? Dedi, e "Tabii ki onlarla olmak isterdim." İşte onları tanımak için bu dünyaya geldin. İyi ki gelmiş misin. Oraya yürüyoruz ondan sonra. Demek demek istediğimi anlıyor musunuz? Hani soru sorarak kastını öğreneceğiz. Baktık ki kastında merak var, mekanik bir merak var. O zaman ne aşılamamız lazım? Duygu. Çünkü duygu olmazsa yani zihin öğrenir Kalp ne yapar? Kalp her zaman için sevgiyle alakalı yerimiz olduğu için e, kalbe girdiği an karakteri değiştirir. Derinden derinden değiştirir. Eğer biz de çocukların mekanik olmasını istemiyorsak sorularımızı soracağız ki mekanik bir öğrenme mi var? Anlaşıldı mı? Yoksa birine kızmış da onunla alakalı kıyas için mi soruyor bilmiyoruz ki. O yüzden yerine düşünmeyelim. Talebeler hep soru soruyor. Bir daha yerine düşünmek ne demek? Mesela çocuk diyor ki yarın ders çalışacağım. Sen ne yapıyorsun? Tamam diyorsun. Diyelim. E sen yerine düşündün talebenin? Neden? Çünkü sen evet. ayrı bir birey değil misin karşısında? Evet. E sen inandın mı yani? Yok inanmadım. İnanmadıysan niye tamam dedin? Bak bu da ayrı bir problem. İnanmayarak tamam dediysen demek ki sen de günü geçiştiriyorsun. Demek ki sen de bugünün geçmesini istiyorsun. Demek ki senin de aslında huzurlu olmakla ilgili bir sıkıntın var. Demek ki talebelerle ilgilenmekle alakalı belki bir sıkıntın var. Belki bir sıkıntın var oraya geldi. Aman dedim bir umut bir ümit yarına gönderdin. Bak burada talebede sıkıntın yok. Konu şu. Sen neyi farklı yaptığında talebeyle ilişkinde talebenin yarın ders getirebileceğine inanıyorsun. Bak konu yine geldi hocaya. Değil mi? Talebe aynı talebe görüyorsun ki bu talebe hiçbir şey farklı yapmamış. Diyor ki yarın dersimi güzel yapacağım. Sen de hiçbir farklılık yapmamışsın. Diyorsun ki tamam yap. Aynı kafada değil misiniz aslında baktığın zaman? Orada talebe ilojisi aynı kafaya sahip değil mi? O zaman madem alan razı, satan razı. Eğer çocuk ertesi gün ders yapmadıysa bu sadece çocuğun suçu mu sizce? Çocuğu onaylayan hocanın da suçu. Çünkü hoca da bir değişiklik yapmadı. Hani farklı bir şey yapmadan farklı sonuç bekledi. Aynı şeyi yapar, farklı sonuç beklemiş oldu. Net mi? O yüzden en çok kabul etmediğimiz şey şu olabilir ama iki kural vardır. İki kural, bütün ilişkiler için geçerlidir. Bütün ilişkiler için. Birincisi olduğu gibi kabul et. İkincisi sen değiş. Üçüncü, bak üçüncüsü yok. Değiştirmeye çalış yok ya. İki kural var. Bir tanesi neymiş? Muhatap olduğu gibi kabulleneceksin. Ki zor bu. Niye biliyor musun? e, ee, birinin olduğu gibi kabul ettiğin zaman senin yaraların var sıkıntıdan oralara dokunan taraflarını da kabul etmen gerekiyor. Ne kadar zor değil mi? İşte Resulullah her şeyi herkes olduğu gibi kabul ettiği için tesir edebiliyordu. Yoksa çok mu seviyordu Ebu Cehil'i? Ya da çok mu seviyordu Ebu Leheb'i de ee, baktığın zaman bir stratejik bir davranma var. Başka olduğu gibi kabullenme var. Zaten öyle kabul ediyor. Dolayısıyla başka ne yapıyor? Yani Ebu Leheb'in peşinde mi geziyor? Hayır. Peşinde de gezmiyor. Vakarı da var. Ama kendini kendisi değişik, kendini değiştiriyor. Her an değişiyor ya tecelli, her an seyrüsülük. Dolayısıyla şunu anlatıyorum. Baktığımız zaman, yani mütemadiyen böyle ne kadar lider vasıflı insanlara baktığımız zaman, bir tanesinde değiştirme çabası yok arkadaş ya. Hepsi olduğu gibi kabullenmiş. Diyeceksin ki, olduğum gibi olduğu gibi kabullenemiyorum ki. Ha işte o senin sıkıntın. Orada ne oluyor? Allah işte sana, sen değiş diye, senin sıkıntılı olan taraflarını görebilmen için sana bir yavru kul göndermiş. Yani sen ne yapacaksın? Elini tersiyle iteceksin mi? Bu burada sana gönderilenin de hikmeti var. Neden? Çünkü ben o çocuk olmamış olsa yaramı fark etmem. Yanlış mı? Dolayısıyla biz öğretmeniz kursta ama aynı zamanda da hayatın her anında da öğreneniz. Öğrenen, biriktiriyoruz öğrenmeyi. Hayatımızda hanımımız çıkıyor, çoluk çocuk, dışarıdaki insanlar biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. E çocuğun karşısına o halde çıkarsan yandın. Yani sen e, kursa gitmeden önce açık, açık defter bırakıyor musun yani? Yüzleşmeyi mesela yüzleşmiyorsun, alttan alıyorsun, ödün veriyorsun. Konuları kapatmıyorsun. Hep böyle açık defterler var bir önceki günde. Sen bu kafayla hocalık yapamazsın ki zaten mesela. Çünkü neden? Bir hoca aynı zamanda liderdir. Liderlik potansiyeli olan kişidir ya. O yüzden lider de lidere baktığı zaman şunu dememeli yani. Hani belli yerlerde deriz ya karısıyla kavga etmiş gelmiş burada hani askerde bazen deriz böyle denir. Yani gibi oraya yani çocuk seni dinlemiyorsa seni samimi görmediği içindir bu kadar basit net mi? Bunu açıklayamaz. Bak yemin ediyorum bunu açıklayamaz ama kesinlikle başka da üçüncü bir alternatif ikinci bir alternatif yok. O yüzden bilgi vermeden önce ne yapacağız muhataba soru soracağız. Yani derinleştireceğiz çünkü sen yapmazsan Allah sana göndermiş başka bir gün başka biri onu yapacak kafasını karıştıracak sorular soracak. O sorularla birlikte Allah muhafaza. Ya günümüz kaybı en çok nereden kaybediyoruz biz? Müslüman sayısı artıyor merak etmeyin. Kaybettiğimiz konu ne sizce? Hı? Ehli sünnet inancını kaybediyoruz. Daha ne olsun? Ehli sünnet inancıyla beraber şuur olmuyor. Yani ehli sünnetiz diyen adam ehli sünnet değil. Bunu ilk derste açıklamıştım ya. Mesela örneğin çocuktan değişmesini bekliyorum diyelim. Tamam? Yani sen değişeceksin. Çocuğu sen sana kim gönderdi? Ailesi gönderdi. Sen neyin sorumluluğunu aldığını bilmen gerekiyor. O zaman hoca olarak kendimize şunu soracağız. Bir, ben hoca olarak neyin sorumluluğunu aldım diye soracağım. Zor bir soru. Cevabı da ağır ama onu böyle yazacaksın. Herkesin çünkü aldığı sorumluluklar farklı. Niye? Kimisi dürtüleriyle mücadele etmek zorunda kalacak. Herkes farklı farklı bir yönüyle mücadele etmek zorunda. Başka? Hangi bedeli ödemeye hazırsın? Diğer soru da bu. Yani onu sormadın kendine. Neyin sorumluluğunu aldın bir? İkincisi, yani neyin bedelini ödemeye hazırsın? Üçüncüsü, hayatında bunu alarak neyi kaybetmeye hazırsın? İşte bedel. Biz genelde karpuzları hani bir koltukta iki karpuz taşınmaz ya. Biz hayatımızda her şey olsun istiyoruz. Hayatımızda her şey olmaz. Her seçimimizde bir bedel de seçmiş oluyoruz. Her seçimimizde bir kayıp da seçmiş oluyoruz ve inanın bilerek veya bilmeyerek ne kadar ağladığımız şey varsa bu hayatta hepsini biliyor musunuz? Seçimlerimizle birlikte gitmesi gerekenler. Ama biz hem bu da gitmesin, bu da gitmesin yok öyle bir şey. Dünyanın yeri öyle. O yüzden sağlam hareket etmek lazım. O yüzden soruyu kendimize bol bol soru so sormak lazım. Mesela talebelerin en çok yapmadığı şey ne mesela? Ya da talebeye geçelim. Bizim biz kendimizden bahsedelim mi? Mesela oturuyoruz, muhabbet ettik mesela basit bir şekilde. Şöyle bir şekilde siyaset konuşuyoruz, hükümet kuruyoruz, batırıyoruz, rejim değiştiriyoruz falan, dünyayı İslam'a hakim kılıyoruz. Bazen Mehdi falan da oluyoruz. Acaba ben miyim lan falan. Hani bir şekilde olmadı komutanı olayım falan. İşte zuhuratlar görüldü aslında ben onun ordusundayım falan. Herkes kendisi de özel bir şey görüyor. Yemin ediyorum herkes de görüyor ya. Yani yapma onu kendine yapma yani. Var o çünkü öyle bir şey. Böyle 3-4 kişi otururuz falan. Hani ordu kuruluyor, kendisi lider, zuhuratlar falan var. Ben bu yola girip de biraz meşgul olup zuhuratta Mehdi askeri olmadığını görmeyeni görmedim. Ama konu şu, hani Mehdi geldiği zaman e, seni Mehdi olarak bulması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Yani senin vasfına bakacak ki en azından. Şuraya geleceğim, yani bu bir zan bu arada, hepimizde var bu ortalama. İçeriden böyle bir dürtü gelir, özel biriyim dürtüsü. Tamam belki şunu bunu yapıyor olabilirim, günah işliyor olabilirim ama bir yerde böyle bir bir şey çıkacak yani. O bende var gibi. O hepimizde var olan bir şey ama bir türlü de vazgeçmiyoruz. Gerçekten bu hepimizde var. Hissediyor musunuz? Ben kendi hissediyorum çünkü onu diyorum. Yani Mehdi olmadığımı eminim. Ama en azından yani herhalde diyorum Mehdi'nin konumu yani falan. Yani insan bu var ve yüzyıllardır herkes Mehdi zannediyor kendini ya. Ve herkes de şuna çok inanıyor. Şimdi gelecek. Şimdi ya biliyorum yani şunu şurasında 3-4 yıl kaldı yani. 40 yaşına gelse şuradan şey olsa mektuba Trabzon'da de var zaten. Falan hoca yanlış söylüyor. Miladi Leji'yi karıştırmış oradan. Düzeltmiş olsa aslında. Oradan zaten lan yıl kalmış ha. Bakayım 36 olsa 37 yaşı. He 3,5 4 sene falan gibi. Vardı mı öyle hesaplar oluyor genelde. Şimdi hocalar da ihtilaflı olduğu için biz de isterseniz o ihtilafları falan da bakıyoruz. Bak ben de bakmışım gördün mü? Yani demek istediğim şu. Ne kadar kaldığının bir önemi yok. Yani ben potansiyel olarak hani neyim, neredeyim, konumum ne anlaşıldı mı? Neyse durumu başa sararım. Bayağı başa saracağım. He. Ne anlıyoruz? Doğru soru sormak önemli miymiş? Bazen şikayet ettiğimiz şey bizde de varmış değil mi? Normalde bir de o var. Neden? Çocuğa, çocukta değişiklik aradık. Ben değişiklik yapmamışım kendimde. Çocuğa güvenerek zaten yanlışı sen yapmış oluyorsun. Doğru mu? Sabrediyoruz diye bir kelime mi vardı orada? Orada görmemek Nasıl? Her zaman için potansiyeline güveneceksin. Nefsine güvenmeyeceksin. Potansiyel kumaştır. Kumaşı güzel olmasa çocuğun medrese de işi var. Kumaşı güzel ama anladın mı? Çok yarası beresi var. Oralara güvenmeyeceksin. Dürtüye güvenilmez. Nefse güvenilmez. Ama potansiyele güveneceksin. Kalbine güveneceksin. Sana bir şey sorabilir miyim? Diyoruz ki biz tamam nefsine güvenmeyeceğiz. Mantıklı değil mi? Dürtülerine de güvenmeyeceğiz, mantıklı mı? Kalbine güveneceğiz, doğru mu? Kullandığın cümle nereye gidiyor? Nefsine konuşuyorsun. Nefsine konuşuyorsun. Güvenmediğin yere konuşuyorsun. O zaman niye bir icraat bekliyorsun ki? Bu da mantıksız değil mi? E tabii çünkü zihnine konuşuyorsun, dürtülerine konuşuyorsun. Tamam. Sonra yap diyorsun, komut falan mı diyorsun? Nefsine konuşuyorsun. Hem de diyorsun ki kalbine güvenmem lazım. Aslında biz yani yanlış yerlere güveniyoruz. Kalbine güveniyorsan da kalbine hitap etmen lazım. Kalbine. Yani değil ya duygularla ilişkilendireceksin icraatları. Sevgiyi araya bir sokacaksın yani sevgi. Yani bir insana aferin diyeceğini, yani dediğim gibi yani sevgiyle ona yaptığı bir davranışı pekiştireş deniyor buna. Takdirle birleştir. Merhametini söyle, şefkatli söyle. Ne diyorsan de özgünlüğünü söyle, cesaretini söyle, güçlülüğünü söyle. Bir sürü şey söyle yani. Bu inanın kibir vermez. Biz öyle bir de bir tarafımız var bizim. Şimdi övülecek yani. Şöyle yapıyoruz. Sen çok güçlü bir adamsın. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya sen zaten tamam desen o Allah'a ait değil mi? Demek ki orada ne var? Burada böyle bir şey var. Devamlı bana ait bana ait diyen bir var ki demek ki sen ısrarla değil değil deyip duruyorsun. Ya buna Allah razı olsun desem de benim değil. Benim desem de yine benim değil. Ama bunu Allah sana verdiyse de nankörlük etme. Yani bu hediyeyi sana vermedim arkadaş. O zaman nimeti üzerinde görsün de Allah işte. Biz o nimet deyince de Ferrari falan zannediyoruz değil mi? O da ayrı bir konu. Hayır o değil bu. Nimet o dediğimiz o. Hani Allah verdiği nimet, verdiği nimeti üzerinde görmek istiyor. Ne o? İşte elbiseler, kumaşlar. Hayır. Değerler. Sana adalet duygusunu güçlü verdiyse Allah bu hediyedir. Yani olay bu. Sana ait olmadığı bir yeter. Orada bile şu var. Ben ne kadar şerefsiz bir adamım, pis bir adam, iğrenç bir adamım. Sen o ara ne yapıyorsun? Söyleyeyim mi? Hiç Allah'ın emrettiği bir şey yapmıyorsun kesin de. Ha, arada hadis-i şerifler kullanılabilir. O da değil. Sen ne yapıyorsun orada? Öğren, sana yapılan şeyi sen kendine devam ediyorsun. Sana toprak atmışlar, mezarı koymuşlar çocukken. Atmışlar atmışlar en son kürek tutacak güce gelince sen kendini atıyorsun artık. Olay bu. Yemin ediyorum bunun Allah'la alakası yok. Ya yok. Yani bana bir tane ayet söyleyin müminlere söven. Yok. Siz zelilsiniz, adisiniz demiyor ki Allah. Vallahu yuven entumul fuqara diyor mesela. Fakirsiniz. Fakir kelimesi de şu değil ha. Bizim raconda fakir şu anlama geliyor. Fakir senin. Puh, hani bu değil. Eziklik anlamında demiyor. Bizim yüklediğimiz anlamlar da bozulmuş kelimeleri de. Oradaki kasıt ne? İhtiyaçlısınız. Yani bana ihtiyaçlısınız. Onu da şöyle anlıyoruz. Gördüm lan ihtiyaçlıymışım. Hayır. Bir kadın sana dese ne olur? Dese ki mesela e, ya da bir kadın sana bunu dese. Ya da sevdiğim bir fark etmez. <laughs> dese ki mesela ben sadece sana ihtiyaçlı olmak istiyorum. Ne kadar güzel geliyor. Ondan Allah da sevgili işte sana diyor ki sadece bana ihtiyaçlısın. Ama bu bize onur vermiyor. Hemen bunu veriyor. Doğru ya ben haddimi bilmeliyim. Niye coşkuya girmeden arkadaşım? Hani normalde sevgi kullansana sevgini. Normalde bu sana coşku vermeli. Hakikaten ya. Anladın mı? Yani bak orada sevgili hukuk var. Allah bana ne diyor? Sen bensiz bir hiçsin diyor. Doğru. Bak coşkulandırmıyor. Eziyor bizi. Allah ezici midir ya? Öyle bir sıfatı var mı bu arada bilmiyorum da. Yok tabii ki yok. Dolayısıyla madem öyle sen nereden aldın da bunu devam ettiriyorsun? Bak herkesin tanrısı kendine benziyor gördün mü? Allah tek ama. İşte la ilahe illallah derken neyi reddediyorsun sen şu ara normal şartlarda? Kendi tanrını reddediyorsun. Kendi Tanrı'nı derken zihninin bir Tanrısı var tamam mı? Ne demek o? Aklının demedim, bilincinin demedim. Nasıl bir Tanrı bu? Ayetlere bakınca heva ve arzular var değil mi Tanrı olarak? hadis bakınca hani e, elleriyle putlar yapmayacaklar ama diye var. İçeride putlar oluşacak artık ümmetimden en çok korktu mevzular. İşte bu putu iyi bil. Senin bir Tanrın var reddetmen gereken. O Tanrı ne? Kim o Tanrı? Çocukluktan bu yana otorite dediğin şeyler var ya, otoriteyi nasıl anladıysan artık. E sonra korku var. Mesela bir şeylerden korkuyoruz. Ben mesela babam dayak, katardı, atardı, babamdan korkardım. O hale geldi ki İslam bende mesela, şuraya geldi mesela. Eğer ben günah işlersem böyle yapıyorum. Hani günah işler, ne olacak? Toka diyeceğim yani. Ya niye Allah'a bunu yakıştırıyorsun? Yani tokat atar atmaz konusunda değilim ben. Şuradayım. Bak Tanrı ne yapacak orada? Allah'tan bahsetmiyorum. Tanrı. Sana bir şey soracağım. Ben senin yanına gelsem, hatamı itiraf etsem, çocuğun olsa gelse hatasını itiraf etse ne yaparsın? Ne yaparsın? Döver misin? Hı? Kızıp dövsen bile dövmeyen kişiye ne dersin? Harbi adam be dersin değil mi yani? Dersin değil mi? İşte Allah'a bunu yakıştırmıyor işte. Güzel dediğin şeyi Allah'a yakıştırmıyorsun. Peki kimi tenzih ettin orada? Allah'a mı kendini mi? Kimi tenzih ettin? Hayır. Kendi Tanrı'nı tenzih etmiş oluyorsun. Nasıl yaparak? Kendininkini yücelterek ona yakıştırmıyorsun. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki hani yanlış mıyım? Anlıyor musunuz demek istediğimi? Yani bizim problemimiz önce kendi Tanrımızla. Tanrı edindiklerimizle demeye çalışıyorum. Hepimizde var bu. Seyri sülüğümüz bitene kadar da var olmaya devam edecek. Yapacak bir şey yok değil mi? Hani ta ki falan olana kadar. bekada yakıştırayım mı kendime? Bekayı olurum hani bekan olduğu yerde ben yok ya ben de insan oldu işte diyorum. Bir kere şöyle bir şey rast gelmiştim. Biri tarikat aldı. Görürsün dedi Resulullah'a geçeceğim ben dedi. Yok o saflığından dedi o ayrı konu da. Hani şur, şunu, şunu yaklaştırdı. Allah Resulullah'ı çok seviyor ya. Beni de öyle bir sevecek ki yani. Niyeti beni ilgilendirmez. Konu şu. İnsanoğlu her zaman için yatırımı kime yapar? Kendisine. Onu da anlatmaya çalışıyorum. Kendisine yapar bu, burada buraya hizmet etsin için yapar. Örneğin hocayız değil mi? Ne olsun istersin? Gün boyunca ne olsun istersin? Olsun. Efendim? Evet, evet. Neden? Evet, Yok merak evet. ettim ben Sorgulamıyorum. Bu evet, <laughs> kaldı. Hayır evet. zaman, Benim Gördün mü? Gibi. Yani nereye bağlandı bu iş? <laughs> Yani garip değil mi? Kime hizmet ediyor şu talebe? Talebe sana hizmet etti. Ya bu talebe Allah'a hizmet etmeyecek miydi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Bu talebeler kime hizmet edecekti? Yani talebeye hani şuur mevzusu vardı ya. Şuur nedir? Şuur insanın hani ve mahya ve memati lillahi rabbil alemin ayeti var ya. Ölümüm işte hayatım hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi Rabbil alemin kelimesi var. Allah terbiye edecek. Kim için? Senin için terbiye edecek. Sana hizmet etsin için. Yani çocuk şu psikolojiyi iyi anlamalı. Samimiyet dediğim şey o işte. Samimiyet nedir? Samimiyeti konuştum ihlas yolunda hatırlarsanız. Hatırlıyor musunuz? Güzel. Samimiyet nedir? Yalın halde olmaktır değil mi? Yalınlıktır. Yani içeride başka dışarıda başka olmamaktır. İçine en yakın kişiye samimiyet denir. Doğal haline değil mi? Doğallığına. Şunu anlatmak için söylüyorum. Biz eğer çocukla olan ilişkimizde Çocuğun doğallığının üzerine bir maske vermek istiyorsak ne demek bu? Çocuk şöyle bir çocuk. Bakın buraya. daha çalışmak istemiyorum. Yarın yapacağım. Biz ne yapmak istiyoruz? Bir kabuk bağlamak istiyoruz değil mi? Yani şu, iyi dinleyin burayı. Çocuk ailede öğrendiği şeylerle bu hale gelmiş mi? Ben ne yapıyorum? Üzerine bir maske çekmek istiyorum. Yani bir çadır örmek istiyorum. Yani böyle gözük diyorum değil mi? Böyle ol, böyle gözük. Yanlış mıyım? Yani çocuğu samimiyetten uzaklaştırıyorum. Doğru mu? Evet. Peki, o zaman size bir şey soracağım. Konu orada çocuğun ders öğrenmesi mi? Yani dersi bilmesi mi? Diyeyim daha doğrusu. Yoksa ders, dersle kalbini ilişkilendirmesi mi? Kalbi. Dersi kalbiyle ilişkilendirecekse bizim muhatabımız neresi olacak? Kalbi. Yani tüm yaraları. Tüm yaraları. Yani biz bunun sorumluluğunu aldık demeye çalışıyorum. O zaman şuraya gideceğiz. Çocuğun kaybedeceği bir şey yok. Farkında mısınız? Genelde bir insanın kaybedeceği bir şey olmalı ki orayı ne yapsın bırakamasın. Hı? O zaman biz çocuklara kaybedecekleri, kaybetmek istemeyecekleri bir şey mi vermedik acaba? Bak bir es geçtiğimiz konu da bu. Kimisi bunu nasıl yapıyor? Buna hiç tasip etmiyorum. Yani eğlence olarak iyidir de bir yerde yem gibi bu. Hani balık tutarken kandırırsın ya. İşte neyi o pimpon masası koymak? İşte mesela bunlar değil asıl unsur. O zaman dört tane pimpon masası koyanın orayı tercih eder yarın da yani. Tamam bir yerde şey olarak belki tampon olarak belki iskelet olarak olabilir dayanak olarak geçici bir şey ama çocuğun dürtüler ağır basan çocuğun zihniyle ilişki kurarsan ne olur? Komut verirsen, itham edersen, eleştirirsen kaçar. Net değil mi? Neden? Zihnine bedeni galip zaten. Sen de gitmişsin zihnine bilgi akışı sağlıyorsun. Ne yapar? Kaçar. Bu dünya üzerinde sadece ne tutuyor biliyor musun insanı? ne tutuyor? Neyi kaybetmek istemiyor biliyor musunuz? Sevilmeyi kaybetmek istemiyor. Her şeyi kaybeder insan ama sevilmeyi kaybetmek istemiyor. Yalan mı? Siz ne diyorsunuz bu konuda? Öyle değil mi? Yani maksimumunda ne var? Allah'ın beni sevmesini kaybetmek istememek var. Oraya doğru giden yolda insanlar beni sevsin. Yani sevmemezlik etmesin. Sevdiklerim beni sevmemezlik etmesin. Yani sonuçta bu yayılır. Bağımlılıktan Allah'a kadar giden bir süreçte biz sevilmek için yaşıyoruz. O zaman o çocuk hani biz eline oyuncak veriyoruz hayır hayır bütün her şeyi satın alabilir rakibi vardır. Bakıyorsun Bilal-i Habeşi'ye neler neler teklif ediyorlar hiç karşılığında yani hiçbir şeyi de yok malı mülkü yok. Ne var ki adamda o kadar işkenceye rağmen çölde duruyorsun bunu düşünmek lazım. Ashab-ı kiramı kendinden uzaklaştırarak bu işi çözemeyiz. Ashab-ı kiramın bizden farkı yok. Onun farkı ne? Geçen söylemiştim. Resulullah onları seviyor diye farklı. Yoksa ashab-ı kiram dönüme gitsek şöyle yaparız muhtemelen. La bunlar mı ashab-ı kiram? Çok kutsallık yüklüyoruz. Kutsal olan Allah'tır. Başka Allah Resulü'nün ashabı sevmesi. Onları yanlış da olsa ne yapar? Lider yapar doğru mu? Bizde şu var biraz. Yok yok yanlış yapmıyorlardır. Yanlışlarıyla Resulullah onları seviyorsa kusura bakma zorunda da gitse. Al işte birileri bu Sufyan radıyallahu anh'ın laf söylüyorlar. Veya Hazreti Muaviye'ye çözemedikleri için. Çünkü adam 2 artı 2, 4 gidiyor. Almış eline şey ne o? Kitabı, kaynakları falan. Bunu anlayamazsın ki. Bunu mümkün değil anlayamazsın. Resulullah sevmiş bittiği Oraya gelmen gerekiyor. Oraya gelmezsen yani bak talebelere de biz bu sevgiyi vermezsek, bunu öğretmezsek konuları o kadar yerden kaçıracaklar ki Ehl-i Sünnetiz diye gezecekler. Yani bir sürü ashab-ı kirama laf söyleyecekler. Eleştirme cüretinde bulunacaklar. Biz neyin ayrımını yapamıyoruz? Bir kısım şöyle yapıyor. Yok yok eleştirme. Bir kısım da diyor ki eleştirebiliriz. Kimse demiyor ki hem sevip hem de oradaki problemleri ya da iştihat yanlışları diyoruz biz orada. Hata yanlış kelimesini kullan. İştihat yanlışlarına bakıp kendimizi düzeltelim. Doğru mu? Yani birimiz saldırıyor, diğerimiz de yaralı haliyle saldırılmasın diye fazla tutuyor yani. Mesela biz istiyoruz ki İmam Buhari hatasız olsun değil mi? Neden? Yaramız çünkü önüne gelen saldırıyor doğru mu? Çünkü yaramız olduğu için ne yapıyorsun? Bir bakıyorsun ki savunurken buluyorsun kendini. Tabii ki savunacaksın o ayrı. O savunmanın arkasında şu geçince yanlış. Kesinlikle yanlış yoktur. Bak o zaman ne oldu? Sıkıntı. Çünkü Allah'ın kelamı değil o. Ama öyle bir saldırı var ki ne yapıyorsun sen de çocuğunu korur gibi koruyorsun. Çünkü senin imamın tabii ki koruyacaksın, doğru mu? Şu dengeyi yapamadık yani. Hem sevip hem analiz etmek biz analiz ederken tırmalıyoruz. Tırmalamayacaksak da kusursuzlaştırıyoruz. Sıkıntımızın bir tanesi de o. O yüzden ashab-ı kiram bizim için niye değerli? Kusursuz oldukları için mi? Hayır değil mi? Allah Resulü onlara değer verdiği için. Bu ehli sünnetin inancı bu değil mi? Anlaşılıyor mu? Bir yere varacağım da onu anlayacaksınız. O yüzden ashab-ı kiramı modellersek, bize yakıştırırsak onu yakınlaştırmayı şu, bu çocuk geldiğinde hiçbir şeyi vermeden, neyi alırsa bu çocuk kesinlikle orada kalır. Sevilmeyi alırsa değil mi? Yanlış mı? Peki asıl soru o değil aslında. Bu sevilmeyi kimden alacak? Senden alacak. Doğru mu? Sen kendin, sen ne kadar sevildiğini inanıyorsun kısmı var bu kez de. Bak orada kendime bakıyorum bir yara var. Yara var. Çocukluğuma bakıyorum. Yani tek tokat dalınmışım. Böyle pek bir sevilmişlik yok. Şartlar, şurtlar. Ondan sonra medreseye gitmişim falakalar. Ondan sonra garip garip fantaziler. Yani lan düşünüyorum. Hep sevilmek için doğru yapmak zorundayım. Sevilmek için bir yaranmak zorunda olmuşum yani. ben bu inançla Allah'a dönsem Allah'a ben neler neler yüklerim aşağı işte değil mi? Tenzih edemem yani. Modelleme, aşılama cinsin cinsinden aşılanması vardır değil mi? Dinleyin. Eğer mekandan enerji olmuş olsaydı Tamam mı? Eğer mekanda nersu, peygamber gelmezdi. Kabe'nin etrafında gezer gelirdik. Neden? Çünkü insandan alabildiğimiz için peygamber var. Çünkü Allah bizim cinsimiz değil. O yüzden Allah Teala peygamber gönderiyor. Eğer e, dediğimiz olsa mesela bir takım şeyler ne yapıyor mesela ölmüş mürit mürşitlerine rabıta ediyorlar mesela. Bu olabiliyor olsaydı o zaman ben, biri bana dedi onu. Dedi ki bizde de ölmüş olan mürşitimize rabıta. Eğer dedim ölmüş birine de rabıta yapılıyor olsaydı dedim o zaman mürşidine gerek yok ki Resulullah'a rabıta yapılırdı. Yanlış mı? Bir istasyon, insan yaşayan bir istasyona yönelmen lazım. Ona yönelirsen istediğin mevtaya git rabıta yap ama yaşayan bir mürşidi kamil ihtiyacın var. Yani oradaki kısırlığı anladın mı? Yani eğer gerçekten yönelinebiliyor olsa o zaman mürşidi kamil diye bir şey olmaz. Modelleme diye bir şey olmaz. Ne yaparız? Resulullah'a yönelir. Şey, Direkt buradan Resulullah yönelirdik. Ravza-i Mutahara'ya giderdik. Yeterdi. Ravza-i Mutahara o anda manevi anlamda atmosferimizi genişletir, güçlendirir. Ama eldeki malzemeyi güçlendirir. Ne koruyacak onu? Şunu diyorum. Kalbi manevi atmosferler düzeltir. Ama ilişkiyi ve iletişimi sadece modelleme düzeltir. Anlaşıldı mı? Çünkü o atmosferi aldım. Çok iyiyim. Kalbim de çok iyi. E nasıl vereceğim? Vermen için bedenin ne yapması lazım? Şahit olması lazım. Bu beden şahit olmadığı hiçbir şeyi yapamaz. Net mi? O zaman çocuğa biz şahit olmadığı bir şeyi söylersek haksızlık etmiş olmaz mıyız? Bir de o tarafı var yani. Naci değil mi? O zaman başa dönüyorum. Gönül beraberliğimizin olduğu kimsemiz var mı yok mu genel anlamda? Ha. Haftada bir buna önem vermediğimiz sürece size samimi söylüyorum. Bunun tadını alın diye de söylüyorum. Bunu yapmadığınız sürece kesinlikle bilgi öğrenmeye geçmiyor. Bilgi kalbe sirayet etmiyor. Yemin ederim bak, geçmiyor. Bunu kendimden biliyorum. Mesela ya hocam çok sevdiğimiz hocanın sohbetine mi? Sohbet ayakta tutar ama modellemeyi sağlamaz. Bak ayakta tutar... Şarj olursun tabii. Birebir ilişki gerekiyor orada. Şarj olursun, iyi de olur. Yani sohbete gidiyorsun, imanının muhafaza olur. Ondan sonra orada bir sürü insan beraberlik var ya. O beraberlikte herkesin istifadesinden istifade edersin. Bir sürü şey olur. Yani ama modelleme olmaz. Modelleme için bizatihi bir beraberlik gerekiyor. Yani öyle biri yoksa hayatınızda diyorum çok sıkıntı yaşarsınız. Bence oturup şunu düşünün. Düşünelim. Yani manevi anlamda yani özellikle mürşidiniz varsa bilmiyorum. Ben, ben Efendi Hazretleri Mahmud Efendi'ye bağlı olduğum için kendim üzerinden söylüyorum. Ben Mahmud Efendi'yi en iyi kim yansıtır? Mahmut Efendi'nin evlatlarından biri yansıtır diye. Onun evlatlarından bir tane böyle manevi kabiliyeti olan işte ne zaman yanına gitsem rabıtamın kuvvetlendiği, ne zaman yanına gitsem kalbimin güçlendiği, insanlara daha şefkatli olduğum, anlayışlı olduğum, direkt modelliyorum demek ki. Birini buluyorum. Ne yapıyorum? Yanında böyle konuşuyorum, alatır soruyorum. Günde bir defa da olsa aramaya çalışıyorum. 5 dakika, üç dakika, iki dakika bir telefon konuşması yapıyorum. Ki düşün ben akşama kadar danışan alıyorum sonuç itibariyle. Yani bir yük alıyorsun. Dolayısıyla ben öyle çok istifade ediyorum. Yani açık konuşmak gerekirse. Tabii ben bunu sadece ilişki için değil. Seyri sürüme de fayda etsin. Ondan sonra birçok manada. Çünkü çocuğumla ilişki kuruyorum. Akşama kadar zehirleniyorum. Böyle bir temiz bir ahlak yansısın da oradan da çocuk istifade etsin diye de yapıyorum da. Hayırlı bir beraberlik. Aşılama. Evet, aşılama aşılama. Aşılamasız hiçbir şey gelişmez. İnsan da öyle. Bugün bir sirke yapmak istesen aşılaman gerekiyor değil mi? Yoğurt yapmak istesen mayalaman gerekiyor. Yoğurdu alacaksın koyacaksın içine. Hadi koymadan yap bakalım. Mümkün değil. Neden? Öyle. İnsan da öyle. Bir armut var. Ben o armudun tatlı armut ağacının tatlı armut vermesini istiyorum. Ne yapmam lazım? Tatlı bir armudu alıp dalını aşılamam lazım değil mi? Modellemenin en büyük avantajı nedir biliyor musunuz? Pişmeden, imtihan olmadan, çile çekmeden gelişebilmek demek. Ne kadar önemli değil mi? Eğer ben diyorsam ki ya ben modellemesiz eğitim almış. Al sana İmam-ı Gazali. Mürşidi yokken Allah'ın sıfatlarına kadar gittiği rivayet ediliyor. i̇mam Gazali. İmam-ı Gazali'nin çilesine razıysan, çilesine talipsen o zaman bir yere kadar olur. Ama bu kez İmam-ı Gazali'nin döneminde değilsin. Çünkü neden İmam-ı Gazali'nin döneminde bir kadına bakmak için ya da bir harama bakmak için, bir dedikodu yapmak için insan bulman gerekiyor. İşte bir medreseye gitmek için kervanlar falan, bir sürü sıkıntı çile var. Günümüzde çile de yok. O zaman şunu derim, çileye talip misin? Bakıyorum günümüzde de pek çileye talip değiliz yani. Eğer çileye talipse ben ona modellemeyi demem zaten. Çileye talip çünkü çile çeken insan dikkat edin, çile çekmeyenlere göre daha olgun değil mi, daha kâmil. Çile çekenler, yaşadıkları böyle çok acı olanlar. Şu imtihan bir ateş gibidir böyle. Harlar yani, adamı pişirir. Hamduk piştük elhamdülillah dedirtir yani. Doğru söylüyorsun. İşte kendi kendine mayalama da öyle. Yani mayalanmak yani şu demek olmak istediğin mesela ben Resulullah gibi olamam değil mi? Değil mi? Onun sofrasında bulunma nimetine Mevla hepimizi eriştirsin. Amin. Şu kısmı güzel ama değil mi? Ama Resulullah'ın sofrasında olabilmek için bakıyorum kendime akşama kadar yani günah işlemeden duramıyorum. Yani en basitinden gözlü kulaklı şahit olmalar vesaireler değil mi? E, ama en güzel kısmı da biliyor musun? Resulullah'tan bir kap var, Resulullah'ın ahlakı yansımış oraya, Hz. Tübbekir Efendimiz'e, böyle bir o gelmiş değil mi? Yani benim o dereceye erişebilmem için, yemin ediyorum 1 milyon yıl olacak ömrüm, mantıken 1400 yıl ömrüm olması lazım değil mi? Başka? Çok hatasız olmam lazım, kusursuz olmam lazım, onlar gibi ebeveynim olması lazım, bir sürü bir sürü şart şurt değil mi? Benim bir kere o kadar ömrüm yok, öyle bir yaşantım yok. Peki bak, modellediğin zaman hazır olarak adamın çile çekerek elde ettiğini sen modelleyerek elde ediyorsun. Nasıl? Buna şöyle bir hikaye anlatılır ya. Onunla bitireyim. Daha iyi olur. Çinlilerle Hindistanlılar mı? Bir yarış yapmışlar. Resim yarışı. En güzel duvara resmi kim yapacak? Sonra bir taraf, Çinliler bir tarafa geçmiş. Hindistanlılar bir tarafa. Araya da böyle bir tane perde koymuşlar. Bir taraf sadece cilalıyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Parlatıyor sadece, sadece parlatıyor. Bu tarafta en, yani sanatlarını konuşturuyorlar yani. Uğraşıyorlar, en son bitiriyorlar. Perdeyi bir indiriyorlar. Buradaki yansıma, ne o? Buradaki boya, buraya yansıyınca daha parlak duruyor. Dolayısıyla burası birinci oluyor. Şimdi baktığın zaman ben sanatkar değilim. Artı günümüzde ömrümüz de kısa zaten. Fitne fesadın da içerisindeyiz zaten. E hazır zaten Allahu Teala Hazretleri Resulullah Efendimiz vasıtasıyla ve onu da modelleyen insanlar vasıtasıyla hazır böyle kaptan kaba hakikati getirmiş. Ben kendime bakıyorum cürmeme o hakikatten zerre mi olmaz. Ama bana bir fırsat da vermiş. Modellersen yani yönelirsen sen kalbini parlatırsın. Oradaki hakikat ne yapar? Sana yansır bak. Sana ait olmaz ama sana yansır. Anlaşıldı mı? İşte modelleme de bizim çile çekmeden onun hayatındaki çileyle birlikte ona verilen şeyin bana yansımasını sağlar. Bu kadar özel bir şeyden bahsediyorum. Sizce bu mu daha iyi? Çile çekmeye talip olmak mı iyi? E zaten çile çekmeye talip de değiliz. O da ayrı bir konu Zaten çile çeksek de yani ne kadar ömrümüz olursa olsun ben şahsen kendimde o liyakatı görmüyorum. Mutlaka bir hayırlı insan hayatımda olmalı diyorum. Sonu şuraya bağlayacağım da. Soru sormanın pişmanlık vardı. Pişmanlığın tuzakları vardı. Başka soru sormak vardı ilişkiyle alakalı. Duygu bulaştırmak, duygu ile ilişkilendirmek. Sonra referanslı davranış takdirlerinden bahsettik. Biz inanarak aslında kendimizi değiştirmiyoruz demiştim. Çocuğun sözüne inanıyoruz. Aslında suçta ortaklık mevzusu var. Kendimizi sorgulama. Neyi farklı yapıyorum, neyin bedelini ödedim. Kendi kendimizi sorgulamıyoruz. Başka? modellemeden konuştuk. Sonra olduğu gibi kabul et ve sen değiş. Ne oluyor biliyor musun? Olduğu gibi kabul edip sen değişince muhatap ya değişiyor ya senden ayrılıyor. Çok güzel değil mi? Buna şahit olsak ne güzel olur. Başka? Evet hoca olarak neyin sorumluluğunu aldık? Ne, ne tür bedelleri hazırlarız var vardı mı bir de? Güzel en sonunda modelleme ve haftada bir de olsa dedik. hayırlı bir insanla yani ucunda ne olursa olsun iletişim kurma dedik. Bu noktada hiç aklınıza birileri geliyor mu? Hepimizin vardır öyle. Allah'ın öyle bir özelliği var. Yani haşa yani şey yakıştırması. Mutlaka böyle düşününce bulduğun biri çıkıyor yani. Biraz düşünmeye ihtiyacımız var belki. Duruma en uygun şeyi yapmak, stratejik olarak beklemek, stratejik olarak hareket etmek, organik büyümeyi desteklemek bunlar işte. Adımları desteklemek, minik minik hareket etmesini sağlamak, farkında olmadan bile bir fikir aşılama yapmak, hayatına bir şey sokmak. Yavaş yavaş böyle. Böyle yapıyorsak işte o sabır oluyor. Ama sabır asla ne değil? Tahammülsüzlük değil. Öyle olursa Allah'a tahammülsüz demiş oluruz haşa. O da bizi bozar yani. Hakkınızı helal edin bu arada.